Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar, günaydınlar. Nihayet artık rutine dönmeye başladık. Evet. Meclis seçim sebebiyle ve bayram sebebiyle vermiş olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi tatili sonlandırdı. Sonra. Yasama çalışmalarına başladı. Bu kapsamda da partilerin grup toplantıları da evet. Başladı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı konuşma sebebiyle küçücük bir gecikmeyle başlıyoruz günün evet. manşetine. Evet. İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Hamdolsun iyi. Her şey güzel. Havalar mevsim normallerin üzerinde. Beni endişelendiriyor. Ne olacak abi bu iş? Vallahi bilemiyorum. Senin çünkü hava durumu noktasında genellikle tahmin ve tespitlerinin evet. isabetine ben şahidim. Seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz de şahit evet. olsun. Sen ne öngörüyorsun? Evet doğru dediğin doğru. Kuraklık riski var mı? Tahminden ibaret. Biz sadece okuduklarımızla ancak bir fikir elde edebiliyoruz. O da şu, bütün dünyada hani konuştuğu iklim değişikliği, kuraklık. Türkiye çünkü bu konuda çok eski bir ülke. Bir de bunu bilmek lazım. Birçok insan, gerçi son yıllarda artık çok fazla haberi yapıldığı için milletimiz artık biliyor hadiseyi. Bizim ülkede su yok. Yani biz aslında su zengin bir ülke değiliz. Bunu artık bunu bilelim. Ona göre davranalım. Benim endişem şu. Yani evimizde 3-5 damla su meselesinden ziyade bu geleceğe yönelik su tasarrufunun önemini, işte ülkede tarımın ne kadar kıymetli olduğundan da yani bu söyletmeye gerek bile yok. O kadar önemli. Fakat yani bu iklim değişikliği geçen sene hiç kış kar görmedi İstanbul mesela. Değil mi? Uzun süreden hiç beri. Yağmadı. Hiç yağmadı sayılır. Hepsini üste koyduğumuz zaman dikkat etmemiz lazım. Ben burada sadece bir cümle tavsiyede bulunayım. Su tasarrufu çok kıymetli bir şey. Hı hı. Su tasarrufu çok önemli bir şey. Nisan yağmurları meşhurdur. Yani değil mi? Nisan yağmuru dersiniz. Doğru. Değil mi? Doğru. Valla şimdiye kadar pek bir şey görmedik. Yine abi şeye Allah geliyoruz. Yani bak o kültürün önemini orada bir kere daha insan anlıyor. Bizim kodlarımızda, bizim inancımızda doğru mudur yanlış mıdır? Akarsudan dahi, bak su akıyorsa dahi, evet. akarsuda dahi abdest alacak olsan o suyu israf etmemen öğütlenmemiş mi Efendimiz doğru. Aleyhisselatü Vesselam çok tarafından? Doğru. Çok doğru. Hal böyle olunca tasarrufun her anlamda evet. ve hayatın her alanında var olması zaten inancımızın gereği. Doğru, çok bu doğru. tasarruf kapsamında suyumuz boldur, suyumuz azdır. Günün sonunda ihtiyacımızdan fazlasını tüketmemeliyiz. Dikkat etmemiz lazım çok. Hani o da dile pelesenk bir cümle vardır ya, atalarımızdan miras değil, evlatlarımızdan emanet aldığımız bir yaşam döneminde, zaman diliminde yaşıyoruz. Dolayısıyla emaneti halel getirmeden İnşallah. Sahibine teslim etmeyi Kesinlikle. Cenab-ı Hak nasip etsin evet. diyelim. Amin. Şimdi Akşam Gazetesi'nin bugünkü manşeti çok ilgimi çekti. Onunla başlayalım istersen Hikmet abi. Evet. Mehmetçik paniği diyor. Nedir bu Mehmetçik paniği? Sayın Cumhurbaşkanı hatırlarsan, biz bu yaz bu meseleyi kapatacağız. Çemberi birleştireceğiz. Meselenin ağzını bağlayacağız. Terörle mücadele ve güneyimizde, güney bölgemizde kurulma gayesindeki, amacındaki teröristana ila nihaye son vereceğiz demişti. Bu kapsamda da diplomatik anlamda önemli adımlar. Her ne kadar bir seçim serüveninden geçmiş olsak da devleti yönetenlerin sorumlulukla atmış olduğu adımlar eksiksiz, aralıksız devam etti. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanı'nın önümüzdeki hafta Irak'a bir resmi ziyaret yapması bekleniyor. Hal böyle olunca birilerinin paçaları da tutuştu. Ha bu arada Devlet Bey'in mesajlarında da önemli bir kısım vardı. Onu da hatırlatayım. Zaten mesajların satır aralarını gün boyu 24'te seyircilerimizle ve dinleyicilerimizle paylaşacağız. Diyor ki şu HDP'nin kapatma davasını diyor bir neticelendir diyor. Anayasa Mahkemesi diyor. Elhak doğru söylüyor. Onu kenara koyduktan sonra bir de bu manşeti seninle değerlendirelim.
Şimdi... PKK-YPG ile başları, Başkan Erdoğan'ın sınır ötesi harekat gündemiyle yapacağı. Evet. Irak ziyareti öncesi Batı'ya bizi tanıyın, desteği artırın çağrıları yapmış. Evet, ya tabii manşette zaten onu anlatıyor. Mehmetçik paniği, yani Mehmetçik gelme paniği. Evet. Mehmetçik kendisi panik yapmaz. Geliyor gelmekte olan. Mehmetçik kendisi panik yapmaz. Yapmaz. Mehmetçik'in gelmesi ve bu zalimlerin, bu teröristlerin kafasına tepesine inmesinden dolayı yaşadıkları panikten söz ediyoruz. Şimdi tabii oradaki terörist elebaşları dediğin gibi aman işte Batı bizi hatırla falan, çünkü bir de meşguliyet de var mesela. Rusya-Ukrayna savaşı, işte İsrail'de devam eden zulüm katliam, İsrail terör devletinin yapmış olduğu katliam. İşte İran'ın böyle bir gördük, bir o attı bir havai fişekler gitti geçti falan filan etrafta. Havai fişekler. Ondan sonra böyle İsrail'de diyor ki teröristlerle diyor ki, gerçi aynı şey, pardon dedim, İsrail'de terörist olduğu için. Doğru. Buradaki teröristlerle diyor ki biz de buradayız. Neden? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı 12 yıl aradan sonra, değil mi, yanlış hatırlamıyorsam, ilk defa Irak ziyareti gerçekleştirecek. Bütün dünyayı gezdi. Bütün dünyada çok önemli diplomatik temaslarda bulunuyor. Çünkü aktif bir dış politika uyguluyor Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani benim önceliğim seçim. Ben şu seçimle bir ilgileneyim. Ülke ne hale gelirse gelsin düşüncesinde hiçbir zaman olmadı Sayın Cumhurbaşkanı. Sorumluluklarının bilincinde, ekibi de sorumluluklarının bilincinde hareket ediyor. Ya iç politika da aynısını yaptı işte. Göz göre göre yaptı bunu yani. Ne demek istiyorum göz göre göre? Bu ülkenin menfaatini önceliyorum. Ben seçimi kazanmak için de vatandaşın geleceğini ipotek altına atmam. Ama yapmıyorum. Yapamam dedi yani. Dur. Ya yapsan. Yani bir aç şundan bir tane daha, bir musluk hani. Daha var orada. Yok. Ya ben seneye, bir sonraki sene ne hesap vereceğim? Kimin parasını kime dağıtıyorsun? Dedi. Dedi. Ya bunun bedeli, kes dedi bedelini ya. Neyse be, öde. Dedi. İşte bu. Doğru. Ben bu taraftan da bakıyorum. Valla samimiyetle söylüyorum. Tüm kalbimle söylüyorum. Müthiş bir liderdir Recep Tayyip Erdoğan. Hem içerideki bu tutumuyla bunu şu anda işte yerel seçimlerde Devlet Bahçeli'de konuşuyor ya. Ya yanlış anlamayın yani. Yerel iktidar diye bir şey yoktur. Öyle gaza falan gelmeyin. Toka diyersiniz yediğiniz gibi. 2019'da kazandık geldik işte bilmem ne. Değil mi? Gelip geliyor gelmekte olan tak 2023'te bastı Toka'da milletini. Yani o yüzden böyle dikkatli o düşünmek lazım, bakmak lazım mevzular. Ama onların dışında dediğin gibi yani iç politikada hemen dışarı çıkalım. Sayın Erdoğan Irak'a gitmesinin bir ön tarafında bakmak lazım. Dışişleri, MİT. Doğru. Tüm unsurlarımızla, tüm devlet kurumlarıyla, biz Irak hükümetiyle birçok konuda anlaştık. Evet. Zaten Sayın Erdoğan'ın da söylemleri bu yönde. Yani biz bunu artık bitireceğiz. O noktaya geldik. Kilometrelerce öteden burada asayiş temin etme gayretinde olan Amerika Birleşik Devletleri'ne de sen bir işine bak, biraz geride oyna dedik. Evet. Her ne kadar eli koyu her tarafa da uzanıyorsa bu ABD'nin, ama hep söylediğimiz bir şey vardı. Biz burada yüzlerce yıl komşuyuz. Oradaki Irak, Suriye, Anadolu toprakları, Orta Doğu, Kafkaslar, Balkanlar. Biz burada 1000 yıldan beri zaten varız. Bir gün siz gidersiniz gene baş başa kalacağız burada. Ne kadar pislik yaparsanız da yapın. Ama biz burada bu halklarla birlikte baş başa kalacağız. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz yani, abicim. Şimdi bir son dakika, olan da o. Bak şimdi bir son dakika tam konumuzun üstüne geldiği için. Bu sefer de Gara'da. Irak Gara'da hava harekatıyla 5 PKK'lı daha leşe çevrilmiş. Elleri, ayakları, efendime söyleyeyim uçakları, uçaklarının tekerleri, kanatları, mühimmatları zarar görmesin. Amin. Yani işte bu olay bu. Yani biz aylardır, yıllardır mühimmat, bunu görüyoruz. Mühimmat dedim, bir yere bağlayacağım. Osman Pamukoğlu. Bu bir dönem terörle mücadeledeki simge isimlerden biriydi. Emekli asker, sonrasında siyaset arenasında da var olmaya gayret etti. Ve fakat onun üniformalı dönemlere ilişkin bir hatırası yeniden gündeme geldi. Sözcü Televizyonu'nda Saygı Öztürk'e konuk oldu Osman Pamukoğlu. Dedim ya az önce mühimmatlarına, terörle de mücadele olsun, mühimmatlarına zarar gelmesin
Allah zeval vermesin o mühimmatlara, o mühimmatı yapanlara, savunma sanayide dışa bağımlılığı yüzde, efendime söyleyeyim, 80'lerden, %90'lardan, %10'lara, 20'lere indirenlerden Allah razı olsun diyeyim. Osman Pamukoğlu'na bir kulak verelim. Sonrasında gelmek istediğim bir mesele var. Evet, bir dinleyelim bakalım arkadaşlar. Osman Pamukoğlu ne demiş unutmaya ya da bilgisi olmayan lara hitaben, unutmayı isteyenlere ya da bilgisi olmayanlara hitaben bir cümle kullanmış, bir kelime kullanmış. O günleri hatırlatmış. Buyurunuz, dinleyelim. Hakkari'de 44 tane karakol var. Hakkari'de 100 tane köy, 500 tane mezra var. Hakkari'de 60 tane üs vardı. Biz mesela uyku falan, biz hani gece normal insan uyuyor falan filan, hepsini unuttuk. Unuttuk derken yani hem yapamıyorsun hem aklına gelmiyor yani. Böyle bir de şu var. Bizde teçhizat yok ki. Bak. Teçhizat yok. Ben daha hızlı da söyleyeyim. Dağ ve Komantogayı Hakkari'nin tek özel birliğiydi. Ordunun, Türk ordusunun. Onda bile keskin nişancı tüfeği yoktu. Ben 7 tane keskin nişancı tüfeğini önce Irak'taki kaçakçılardan aldım. Allah'ım. Evet. 7 tane keskin nişancı tüfeği aldım diyor. Bak, oradaki koca ordunun tüfeği yok. 7 tane keskin nişancı tüfeğini Irak'taki kaçakçılardan aldım diyor. Ya. Bak nereden nereye geldik. Şimdi de Mehmetçik paniği. Batı'ya ağlamaya başlamışlar. Ne olur bizi tanıyın. Bize kol kanat gerin diye. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Yani bak, olay dönüp dolaşıp gene siyasete evriliyor. Tabii ki evrilecek. Yani bu siyaset, yani şöyle şunu demek istiyorum. Bu dediği olay bir tek Pamukoğlu'nun söylediği bir şey değildir. Bak, bugün emekli birçok asker, aynı yaşlardaki orada görev almış komutanlara sor. Ya da hiçbir şey bilmiyorsan bile, bunu çok iddialı söylüyorum. Hani askerlik hikayesi gibidir. Biliyorsun, askerlik hikayesi çok meşhurdur erkeklerin. Çok da hoşlarına gelir anlat. Bir gün hiç unutmam. Bir gün komutan geldi de ben böyle oturuyordum. Bir alkollüyüm. Yani neyse, şakası bir yana. Hikayeleri vardır. Bir de şey vardır biliyorsun. Ya askerdeyken çok zordu bizim bölük. Ondan sonra evet. Fakat ben çok rahattım. Komutana binmem. Hep muhakkak bir tanesi de. Bir tanesi yazıcı olur, rahat olur yani. Evet. Çok zordu ama benim işim çok fazla. Neyse, işin şakası bir yana. Askerlik hikayeleri gerçek, bana söylüyorum. Şöyle bir şey vardır. O bölgede görev yapmış. Muhakkak tanıdığın vardır. Muhakkak bir arkadaş, bir kardeş, bir abi oradan geçmiştir. Şu ifadeyi çok duymuşsundur. Ki yüzlerce örneği var. Bulursunuz. Biz tam geldik. O PKK'lıları, teröristleri sıkıştırdık. Tamam mı? Bomba atsak 101'den ölecek. Pat, bir yerden bir telefon geldi. Durun dedi ve durduk. Ya bu bir değil, üç değil, beş değil. Dedim lan bu şehir efsanesi. Diyordum vakti zamanında. Sevgili Özgür, değilmiş. Değil. Daha ne diyeyim ben sana, bak. Yani Pamukoğlu, bu adamı kastetmiyorum tabii, bir sürü komutanlar. Bu, biliyorum ya, tanıdıklarım var diyorum. Yani bizzat hakikaten vatan sevdalısı, oraya gitmiş, kafayı da kırmış, askerlik yapmış, komando. Tanıdığım var, tanıdıklarım var. Ulan bu bir tek Hakkari'de olmuyor ki. Van'da olmuş, Başkale'de olmuş, Şırnak'ta olmuş, Tunceli'de olmuş, Munzur'da olmuş. Bir değil, beş değil, yüzlercesi var. Dedim ki bu kadar şeyin efsanesi olamaz. Hani şey derler ya, meşhur bir laf vardır. Mitoloji muhakkak geçmişte yaşanan bir gerçeğin üzerine kurulmuştur diye. Ulan bu 100 olmasa da 10 tanedir. Yani ama 500 kişi bunu söylemez. Tam yok ediyorduk ki bir anda komutan bize durun dedi. Tam yok ediyorduk ki uçak geliyor, helikopter bırakacaktı, gelmedi. Şimdi bunu saatlerce konuşacak bir şey bu. Ortaya bir mevzu attım, konuş. Ama böyleydik. Pamukoğlu itiraf ediyor ya. Keskinlik hani tüfeğin yok. Keskinlik. Bunu çok iyi görmek lazım. Şimdi git Batman'a. Tavsiye ediyorum. Batman'a gidin. Hasankeyf'e gidin. Gidin Şırnak'a. Hakkari'ye gidin. Gittim. Şırnak'a gittim, Batman'a gittim, bak hepsine gittim. Şu andaki hale bak. O zamanlar ki
ABD'nin esamesi okunmuyor orada. Uzaktan böyle şeyde mancınıkta fırlatır gibi pıt al bir tane silah, pıt al bir tane silah. Şimdiki gibi Irak işgal edilmiş, ABD ordusu tırlarda olsun silahları indirmiş, füzeleri koymuş değil idi. Şimdiki bak, fotoğraf bu. Şimdiki fotoğraf hocam, bu ters bunu, lale. Bunu ters lale. Şimdi bunun kıymeti de anlamak için yani Türkiye'deki bak Türkiye dönüşüm değil. O yüzden siyasette. Evet evet evet. Ülkeyi sen yönetmiyorsun ki. Demirel'in dediği gibi. Devlet baştır. Şapka hükümet. Hükümet değişir, baş değişmez. De o baş kime ait? O kimin başı? Bize ait değil. Çok düz, ağır bir ithamdır bu. Biz yönetmiyoruz ülkeyi. Yönetmiyorduk. Düşünebiliyor musun abi? Seni emperyalistler, ülkede ne gerekiyorsa parayı mı sıkıştın? Al sana para. Çok mu büyüdün? Kafanı bunu indir aşağı. Daha 30'lu 40'lı yıllarda olduğu gibi. Otomobil üretiyorsun, üretme. Füze yapma. Terör örgütü var, dur. Onlar seni yok etmeyecek ama bu kavga devam edecek. Ya Selçuk Bayraktar'a. Nereden nereye geldik? Selçuk Bayraktar'a. Şimdi onlar yalvarıyor. Ben insansız hava aracı yapmak istiyorum arkadaş diye ortaya çıkan bu genç adama. Ya sen yurt dışında İhtirayden eğitim almışsın. İngilizcen de iyidir. Bize tercümanlık yap yeter diyen askeri yetkililer olduğunu Selçuk Bayraktar'ın kendi ifadeleriyle ekranlara taşıdık defalarca. Bu sadece Selçuk Bayraktar'ın şu anda son örneği ve önümüzde canlı bir örneği olduğu için müthiş bir örnek. Bu yıllar boyunca oldu Türkiye'de. Doğru söylüyorsun. Benim arkadaşımın babası İngiltere'de profesör. Türkiye'ye döndüğünde 81'de YÖK kararlarıyla tekrar denklik istediler profesör olması için. Dünya çapındaki bir profesörü. Bak dünya çapında. Bakun fiziği ve astrolojide yani kürsü sahibi bir adamı ben vatanımda hizmet edeceğim diye geldiğinde 1981-82 hani Anıtkabir ipini telini yapıyorduk ya. Evet. Bu kadar kötüydük be Ömer abi. Söyleyeyim. Bu kadar kötüydük. Bu kadar muhtaçtık. Bu kadar köleydik. Bakın bunu çok acı bir şekilde... Ve yetki sahiplerinin bu kadar bu topraklara, bu millete, bu tarihe ait olmadıkları dönemler yaşadık. Yani işte o yetki sahipleri engeller çıkardı. O yetki sahipleri takozlar koydu. Evet. Gazete bilgisi istiyorsanız bir çok alakasız gibi olan çok nokta bir örnektir. Ecevit'e Kozmik Oda sorulduğunda nedir o diye cevap vermişti. Yani ülkenin başbakanı o dönem. Siyasetçisi. Ülkeyi yönetiyor. Bir arada yönetmeye talip. Adamın bırak şiir yazıyor. Çok güzel şiir yazardı. İngilizce şiirleri falan filan var. Bülent Ecevit. Fakat ülke senin değil. Sen yönetmiyorsun. Bu kadar net söylüyorum. Bak işte Erdoğan düşmanı olan insanlara benim öfkem burada. Öfkem burada. Abi şöyle iyi, böyle takıyor, böyle kasıp başı şöyle. Abi atın şunları çöpe bir dakika, bir saniye. Bu insan, sonuçta insanoğlu. Hepimiz bir faniyiz. Bugün varız, yarın yokuz. Ya adamın bir şey, ya bir şey yaptığını, yaptığı bir şeyi anlamaya çalış. Ucundan tut. Efendim, ya Türkiye'nin en seçkin komando birliğinin silahı yok. Irak'tan kaçak getiriyorsun. 7 tane onda. 7 tane. 7 tane alıyorsun. Ya da bomba atacaksın Ankara, çekilin oradan. Kim lan o? Çekilin o diyen kim? Niye? O generali oraya kim oturttu? Canım siz de işini çamur atmayın. Hayır şu şöyle bir gerçek var. Böyle hepsi değillerdi. Yani orada hem hayatını kaybetmiş şehitlerimiz ve bu vatan uğruna gövdesini ortaya koymuş, savaşmış komutanlara sözüm yok. Ama darbeciler, postalcılar var ya işte bu 28 Şubatçılar mesela. Alayı haindir. Enteresan bir şey. Bak alayı haindir. Sözcü gazetesinde bugün 28 Şubatçılarla ilişkin bir hareket var. Ona da baktığımız kadar. Hepsi haindir. Bak alçaktır. Niye? Çünkü ABD istediği için darbe yapmışlardır. Bravo. İsrail istediği için darbe yapmışlardır. Bravo. Kimdir başka hainler? İşte bu. Biz orduyu silahsız bırakan tipler de haindir. Kimdir? Siyasetçiler de haindir. Doğru. Herkes, hepiniz oradaydınız. Konuşmayın. Gazeteci... Siz de hainsiniz. Hepiniz teşneydiniz çünkü. Yerleşik sermaye para kazansın. Senin Eskişehir'deki köylün, Ardahan'daki köylün sabahı vursun toprağa, yerli malı yuttu devam et hayatına. Bak bu hikayeyi çok iyi görmek lazım. Erdoğan Irak'a gidiyor. Teröristler de yalvarıyor. Aman çünkü öyle demişler. Biz destekleyin. Bu adam bizi yok edecek. Her gün 3-5 bir gün hepimizi. Koyacak gidip bu boruyu götürecek bizi diyor.
Şimdi olay nereye kadar geldi? Olay silah bulmaktan dünyanın en güzel otomatik ve yarı otomatik silahı olan NATO çerçevesindeki tüm kriterlere geçmiş sarsılmaza geldik. Bak adam kaçakçılık yapıyordu. Bunu yapan kim? Bu Erdoğan döneminde oldu. Allah rızası için zerre kadar insafınız varsa bu adam bu ülkeyi aldı, bir take off'a geçirdi. Tamam. Ve durdurmaya çalışıyorsunuz. Şimdi ya, bak günahtır durdurma ya. Çabası, ayıp ya. Durdurma çabası hiç bitmiyor. Dediğim gibi az önce pamuklara sarılması gereken, bak sarıp sarmalanması gereken bir figürden bahsettim sana. Sadece Selçuk Bayraktar değil. Evet, savunma sanayide Sayın Cumhurbaşkanı'nın çizdiği rota doğrultusunda onlarca, yüzlerce, binlerce insan gayret ediyor. Evet. Ama bunların simge isimleri var. Mesela Baykar ve Haluk ve Selçuk Bayraktar kardeşler rahmetli babalarının çizdiği rota doğrultusunda, evet, Özdemir Bayraktar'ın çizdiği rota doğrultusunda hareket eden simge isimler. Allah'ım bu kadar mı? Bak başka bir ülkede olsan, başka bir yerde olsan pamuklara sarıp sarmalayıp gözümüz gibi bakar, gözleri gibi bakarlar. Ama bizde bir yıpratma çabası, bir efendime söyleyeyim işte bu can acıtma gayreti, bir iftira kampanyası. En son buna ilgili bir şey, evet, söyleyebilir miyim? Bak, söyle. Dedin ya sen pamuklara sararlardı. Gene yani çok şey, ama yemin ederim, vallahi billahi bak yemin ederim, böyle bir adam bizde olsun diye dünyadaki tüm devletler böyle adamın göz içine bakar. Keşke bu adam bana gelse diye. Bak, bir Selçuk... Bunu yaptılar. Keşke bizde diyor, bizde de şunda 3-5 tane Selçuk Bayraktar olsa. Aynen öyle. Derler yani. Niye? Adam bu ülkedeki coğrafya bu mücadelede. MIT'de insansız hava araçları üzerine aldığı eğitimin hemen bitiminde Amerikan şirketlerinin kendisine teklif ettiği bol sıfırlı, bak bol sıfırlı maaşları elinin tersiyle iten, ki onda da selam edelim kıymetli hanımefendi anneleri, Canan Bayraktar hanımefendinin süt hakkı var. Tüylerim diken diken oluyor. Sütümü helal etmem diyerek bu ülke için, bu millet için, bu vatan için çalışacaksınız diyerek burada tuttuğu bu gencecik pırıl pırıl insanlara o yurt dışında halen bol sıfırlı, aklının alamayacağı kadar bol sıfırlı ücretlerle tekliflerin devam ettiğini şahsen biliyorum. Koy kenara, koy kenara. Meselemiz sıfır meselesi değil. Meselemiz gelir meselesi değil. Meselemiz dava meselesi. Evet. Selçuk Bey. Bir de pisliklerle mücadele meselesi. Bravo. Selçuk Bey. Biz hafta sonu, hafta sonu yani geçtiğimiz hafta bayram haftası Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden fotoğraflar paylaştı. İşte mesela o fotoğraflardan biri Bayraktar TB2 katkılarıyla terörden temizlenen Hakkari Çukurca'da poz verdi diye duyuruldu sosyal medya tarafından. O ters lale nin önünde çok da bence anlayana çok fazla anlam ifade eden o fotoğrafın üstüne şimdi şu şeyin akıl hocaları, işte bizdeki adına gazeteci diyen tiplerin akıl hocalarından, onların teorisyenlerinden biri olan bir kadın var. Gerdink. Defol Kürdistan'dan diye bir sosyal medya paylaşımında bulundu. Yani. Ama bir dakika abi. Bu kadın, abicim bu kadın bunu söyleyebilecek cüreti buluyor mu kendinde? Buluyor. O zaman ona bu cüreti verenler bir kendini sorgulasın. Ben burada bir şey de yapayım bu arada. Ters lale mi o? Ters lale abi. Üstteki de düz lale. Yani söyleyeyim yani. Derler yani bilmem ne lalesi diye. Tamam anladım. Tamam. Üstte düz lale. Yani iki lale. Bütün ciddiyetim. Bir tanesi. Şöyle bir. Burada lale. Gaza gelmiştim. Bütün ciddiyetim bir anda. Ne diyeyim abi? Tamam bu lalenin. He. Yani Frederick Gerdink adındaki lalenin bunu söyleyebilecek cüreti, bunu söyleyebilecek haddi, bunu söyleyebilecek cesareti kendinde bulmasına vesile olanlar, çok fazla teferruat sergilemeyeyim ama kol kola, kucak kucağa, kentlerde, dağlarda, tepelerde uzlaşı yapanlar bunu bir sorgulasın. Tamam. Haluk şey Selçuk Bey bu alçak, aşağılık ifadeye cevap vermeye bile tenezzül yok, ama tenezzül edilmez, ama ya sükut ikrardan gelir. Sustu demesinler diye bir cevap vermiş. Burası Türkiye diyor Selçuk Bey cevabında. Defol Kürdistan'dan diyor ya. Burası Türkiye. Türklerle Kürtlerin yüzyıllardır
kardeşçe yaşadığı yer. Evet. Ve aynısının Kürtçe ifadesini de sosyal medya paylaşımında dile getiriyor ki Kürtçe bu ülkede Sayın Cumhurbaşkanı onlarca gayretiyle anaların cezaevindeki çocuklarıyla konuşamadığını söyleye söyleye hürriyete kavuşturduğu bir durum. Ya. Anlatabiliyor muyum? İşte bak, biliyorum ya. Türkiye'de ne kadar Amerikan oğlanı varsa, Amerikan oğlanları ifadesini hep tavsiye ederim. Yani daha doğrusu açıklarım. Neydi o 1980 darbesinde merhum Mehmet Ali Brand'ın bizzat kaydettiği ifade üzerinden. Neydi? Bizim çocuklar işi başardı. Our boys. Our boys. Yani Amerikan oğlanları. O da iki kasıt. İçerideki gerçek Johnny falan değil. Yani Yankee'nin kendisi değil. Biz Amerikan oğlanları. Yani Our boys. Tabii. Hı. Şimdi hocam bak. Cinsel açık bayraklardan oradan giriş yaptık. Güzel de bir örnek verdik. Çok da güzel cevap vermiş. Dedim ya, ya dünyanın herhangi bir yerindeki, herhangi bir ülkeye, en gelişmiş ülke dahil, şöyle bir adam almak için değer vermezler. Bak şimdi söylüyor musun? Adam bir şey yapıyor, 3-5 senede bak, hareketi çekiyor, MIT'den mezun. Bir anda senin dünyanın en iyi, artık sıralamada geçiyor. Dünyanın en iyi insansız hava aracı, silahlı insansız hava aracı. Evet. Ve artı bu doymuyor bu adam. Diyor ki arkadaş bir dakika dur. Ben diyor bir görünmez bilmem 1.3 knot hızla koşabilecek olan bir dev bir uçak yapacağım diyor. Bunu yapanların yorumunu ben geçen haftalar önce söyledim. Dedim ki Batı'da şöyle bir yorum var. Batı'daki o güvenlik politikalarını yazanlar ya da işte o tür askeri strateji dergileri falan var ya. Orada şöyle ifade kullanıyor ki bu adamlar böyle başladılar. İşte kastettiği biliyorsun hayalet uçak, kanat uçak. Bu adamlar 5-6 yıl içerisinde buraya getirdiler İHA'yı. Çok hızlı bir inkişaf var. Bunu da birkaç yıl içerisinde gerçekten dünyanın en güçlü insansız hava aracı da yaparlar. Hava jetini, savaş jetini de yaparlar. Onu da yapabilirler çünkü böyle bir imkanları var. Ya know-how yapabiliyorlar. Var. Şeyi var yani anladın mı? Tecrübesi var, var ve şeyi oluştu. O know-how oluştu. Bütün bunları konuşurken hop dönüyorsun emekliye. Emekli kardeşim. Bak sinirlendim yine durup dururken. Yok sinirlendim daha ben seni sinirlendim. Bayraktar'a gelecektim. Bir sonra, gün yazarı var ki. Bak seni asıl sinirlendirecek olan ki, o. Köprünün direkleri kaldı. Uçmadığımız havalimanı geçmediğimiz köprü. Efendim ben önümüzdeki ay %12 bilmem ne. Arkadaş dünyadaki her yerde olduğu gibi bu ülkenin de sorunları vardır. Ama bir gerçek var. Selçuk Bayraktar gibi olan sembol isimler. Dedin ya sembol isim diye. Bir öncü. Avantgard, İngilizce pioneer, öncüsü her neyse. Bu adamlar çoğaldığı zaman dünyayı hükmediyorsun. Nokta. Bu adamlar bu işi yapınca teknoloji gelişiyor. Deraksa silah. Dünyada teknoloji geliştiğinin en büyük etki savaşlar olmuştur zaten. Doğru. Değil mi? Kuzey ve Güney savaşları Amerika'da. Yani sanayi devrimi. Eski Çakar Almaz'dan kurşun alası geçti. Sanayi devrimi en sonuna git ne zaman oldu? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Uzay çalışmaları kumaşı geliştirir. Efendim kurşun, mermi, barut ne hale getirmiş? Arkasından diğer daha da uzun menzilli füze yapayım derken uzaya kadar gitmişsin. Bunlar senin geleceğin. Artık dünya bu. Dünya bunun üzerine peki, kurulu. Dünya bunun üzerine kurulu. Düşmanlık yapar. Kime düşmanlık yapıyorsun? Ülkeye düşmanlık yapıyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Yani abi bak gerçekten yok şu, başka şu bir şey ülke yani. Menfaatine tek bir çöpü olmayan adamlar konuştuğu zaman çok çok öfkeleniyorum ben de. Senin öfkelendiğin gibi öfkeleniyorum. İsmail Arı diye bir adam. İsmail Arı bilir misin? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Nereden? Hangi gazete? Bir Gün Gazetesi. Ay, tamam işte. Tam bilmiyorum ama ne olduğunu tahmin ediyorum. Bak yani. Sosyal medyasında acayip... Ufuk açan, beyin yakan bir tespitte bulunmuş. Bir şirket sahibi istediği gibi askeri üstlere girip gezebiliyor mu? Bunu da Selçuk Bayraktar'ın Judy ve Metina'da o ziyaretlerinin haberini alıntılayarak yapmış. Şimdi bir dakika. Bak bir dakika. Ne yapsın bu adam? İsmail Arı bir şey deneyeceğiz. Sen de bir gitsene o Judy ve Metina'daki üstlere. Sen de girebilirsin. Orası Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının üstü. Askeri standartlarda bir takım tedbirler alınır ama askeriye başka bir ülkenin askeriyesi değil ya.
Türkiye Cumhuriyeti'nin askeriyesi. Sen de bir git, bir dene. Ama bu ya çok saçma ya. Bu yani. Şirket, bir şirket sahibi dediği Selçuk Bey'in hiç unutmadığım 40 saniyelik bir açıklaması var. Çok ahmakça bir şey. Bir dinleyin. Ahmakça da. Ya şu ahmak. Ahmakça da. Evet. Yani buna da cevap vermek icap evet. eder. Arkadaşlar, Selçuk Bey'in bir açıklaması vardı. İşte tam da budur. Bir söyle, bir bakalım şirket sahibini, bir dinleyelim şirket sahibini. İsmail Arı da dinlesin. Buyurun. Biz hayatımızı koymuşuz. Yani vakfetmişiz adeta bu alanda İHS'ye için. Benim 4 senem Güneydoğu'da geçti. Yani 40 metrekare bir odada 10 sene yaşadım. En son yine işte damat olduktan sonra Zeytin Dalı Harekatı'nda hangarda 4 ay yattım. Hangar değil, kabinde, konteynerde. Uçağın başından 100 metre uzaklaşmadım. 4 ondan ay sonra yattım siz diyor. Tutuyorsunuz diyorsunuz ki sen şöyle yaptın. Böyle. Ya ben para verdim ya, emek verdim. Paranın da kıymeti yok ki. Ruhunu Zeytin koymuşum Dalı. Bu işe. Bu çocuklar da koymuş onu görüp. Sen tutuyorsun bunu. Ondan sonra oradan oturduğun yerden kirli siyasetini alet etmeye kalkıyorsun. Şimdi şu şeye bir daha gelin. Şu İsmail Arı'nın uçağın yanından 100 metre ayrılmayıp 4 ay boyunca konteynerde yattı. O zaman da şirket sahibi askeri üslere girip gezebiliyor mu sorusu aklına gelmedi herhalde ha? İsmail Arı. Hocam biraz önce dedim ya Amerikan oğlanları da işte bunlar. Amerikan oğlanları. Yani böyle bir şey. Yoksa bunda mantık var mı Allah'ını sever? Akıl var mı bunda? Yani ya herkesin gezmesi lazım abi. Herkesin gezmesini de bırak. Türkiye savunma sanayinde dünya çapında marka olmuş bir adama. Tedarikçisin ya. Hayır, ya şimdi ya öyle aptal ya salakça bakış var. Şirket sahibi yazalım dur. Asker değil, er değil bu adam. Şirket sahibi dersek buradan böyle bir algı yönetir. Şirket sahibi. Şimdi bu salaklık yani ötesinde bir şey ama gene cevap verelim dediğin gibi. Amerikan oğlanlığı böyle bir şey. Çok fazla Amerikan oğlan olursan da böyle kafayı yersin. Hemen doğru. İki. Ya şirket, ya bu şimdi çok saçma yani. Bir şey de kızmışlardı. Selçuk Bayraktar Amerikan uçak gemisine bindi. Ulan salak nereye binecekti? Geri zekalı. Şey mi? Heybeli Adada kayık mı çekecekti bu adam? O adamın işi o. Gidecek ki görecek. Dünyayı görecek. Adam efendim gitmeseydi. Çünkü Amerikan, madem Amerikan anti Amerikancısınız uçak gemisine ne işi var? Yani bak bu kafayla mantıklı ve bir şeyi izah ederek şu anda yaptığımız onu yaptık. Dedik ki Selçuk Bayraktar bu. Bak tekrar söylüyorum. Devletten destek almadan ki bravo. Hakkı varken. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın dün almadan, yaptığı yazılı açıklamada en ufak bir destek yok. Bunu yaparak buraya kadar getirmiş ve bir dünya markası olmuşsun. Dünya markasısın. Bak. İHA dediğin senin bayraktan bir dünya markası. Vergi rekortmeni bu ülkede. Bak vergi rekortmeni. Evet, dünya aynı markası. Zamanda da en zenginler listesine. Helali ve, hoş olsun. Ve rekortmenlik de öyle başka fu işlerinden değil. Zamanında biz vergi rekortmenimiz vardı biliyorsun. Vardı. Orada evet. Biliyorsun değil evet, mi? Evet ha. Evet evet. Ne kadar acı bir şeydi değil mi o? Maalesef öyle. Karaköy'den geliyordu vergi rekortmenliği. Sen... Bak Karaköy'den gelen vergi rekortmenliğinden Türkiye dünya çapında bu ordu için, bu memleket için, bu vatan için... Silah yapan. Ve bunu dünyaya gelişine. Satan. Yani dünyadaki ben, dövizi alıp evet. Burada senin Merkez Bankanın kasasına sokan adamdan bahsediyorum. Bir vergi roketmenin var. Evet. Şapka çıkartacaksın. Abi, ondan lan. Diyorum pamuklara sarıp sarmalaman gerekir diye. Peki de bu adam işte bu hakkı var. Bir şey söyleyeceğim bak. Bu adamlar böyle hani diyeceğim ki ya arkadaş hani ideolojini bir köşeye bırak. Biraz daha pragmatik düşün. Hani daha mantıklı bir örgü koy ortaya ki hani tartışalım. Böyle bir şey yapma şansın yok. Şimdi ya yok. Sen havacılıkta dünyada bir marka olmuş bir kişinin liderliğini yapan bir delikanlıyım Selçuk Bayraktar'ın. Hı hı. Bir askeri üsse yani Zimbabwe değil Türkiye Cumhuriyeti ordusunun ki ona çalışıyor adam. Hangarda yatıp kalkıyor. Doğru. Buraya niye girdi diye sormak dünyadaki en büyük dangalaklıktır. Ama maalesef bak o dangalaklığın altına gene siyaset bir yüz binlerce görüntü alır. Dangalak çok çünkü. Az değil hocam. Bak bu da bir gerçek. Bunu yatsıyamayız. Şöyle bitirmek lazım. Hani taktılar ya dedin yani bir hı. Lale ters laleyi göstermiş. Üstteki lale bunu beğenmemiş. Hı. Halbuki Selçuk Bayraktar onu başka bir lale gösteriyor. Laleyi lale, gören. Ama işte laleyi gören. Lale laleyi beğenmez. Laleyi gören diğer laleler toplanmış bilmem ne laleleri.
Oturup da bilmem ne. O da o arkasından Amerikan oğulları çıkmış. Bunu demiş. Şimdi bak biz neyi tartışıyoruz? Bir de Amerikalı bize bırakıyor. Ya diyor biz bunları karıştırmaya çalışıyoruz ama diyor. Hiç gerek yok ya diyor. Bunları füze gönderme. O kadar dangalak var ki bu ülkede. Ulan bunları yakalasak. Sadece bunlarla tehdit etsek. Mesela diyor ki PKK. Ulan diyor biz yok canım diyor. Türkiye diyor yok edemez bunları diyor. En azından diyor ordumuz ol. Niye? CHP var. Çok özür dilerim. CHP var. Takoz var diyorsun yani. Ülkeyi kurduğunu iddia eder. O bak, uçak kalkmaz çünkü tekerinde takoz var diyorsun. Bravo. Takoz orada duruyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bak bugün İstanbul'a kadar getirmiş seçimleri diyor. Bak diyor bizim diyor dağdaki adamların diyor. Bizim dağdaki adamlarımızın ABD diyor. İstanbul'da siyasi uzantıları var diyor. Onu da CHP yaptı. Kim bu CHP? Ah 100 yıllık parti. Bundan daha iyi satılık bir şey yok ortada. En güzel mal bu. Şimdi o yüzden bak Türkiye maalesef bu. Buradan sert siyasete gittim ama o dediğin bir gün var ya. Heh. Bu arılar barılar Amerikan olanları. Cumhuriyet Halk Partisi onları temsil ediyor kusura bakmasınlar. CHP'nin temsil kafası budur. Diğerleri de safralardır. Babacanlar gibi. Dokunacağım diyor. Bravo. Değil mi? Dokunacağım dedi adam. Siyahların diyor nesi dokunulmaz ben gelince diyor tamam dokunacağım olan, diyor. Sen gelemeyeceksin. Sen olduğun yerde kal. Tamam olan kal. Zaten dokunmak isteyen bir Yahudiler var. Dokunmak ona. Parçalamak adına söylüyorum. Bir de Amerikalılar var. Kime koyuyorsa. Bunu da koymuş. Bravo. Şimdi o zaman biraz süremizin daraldığından hareketle hızlıca devam edelim. Sabah gazetesi bugünkü manşetinde şu Antalya'daki teleferik cinayeti var ya. Evet. Kasten söylüyorum. Teleferik cinayeti var ya. Evet, evet. O teleferik cinayetiyle ilgili pes dedirten arsızlık manşetini kullanmış. Türkiye'yi sarsan teleferik kazasında CHP yönetimi faciaya göz göre göre davetiye çıkaran sorumlulara sahip çıktı diyor. Al işte. Hesap sormak yerine cezaevi önünde destek çadırı kurdu diyor. Ya Rabbi ya ki bu hakikaten öyle. Bir de şey vardı. Cadımlar biliyorsun hapishanedeyken. Hani biliyorsun orada bir sağ olsun Anayasa Mahkemesi'nin dahli vardı, bir şeyler vardı. Şu vatana ihanetten hüküm giyen Can Dündar'dan bahsediyorsun. Evet, orada bir ara bir tahliyesine karar tabii verildiği gibi yurt dışına kaçan, kaçtı. Can Dündar hatta itiraf ettiği sonradan. Ya arkadaş, devlet ait sırlarının ifşası suçluyum bilir, suçtur. Ben bunu işledim, çok güzel yaptım dedi. Dedi. Ben bravo. Dedi, o da Amerikan olanı. O da ona o kaçış tamam fırsatını tabii verenlerin vicdanına. Evet. Havale etmek lazım. Havale edelim, evet. Hocam en görünür net Amerikan oğlanı da odur zaten. Mesela evet, abi şey örtüyü... Amerika tabii. Değil mi? Bayrağı sarılıp yatan Amerikan, falan mesaj veren. Amerikan bayrağıyla uyuyan adam. Yani bravo. Darga oğlan olacak. Ya değil mi? Yaşa. Değil mi? Aklına sağlık. Çok iyi hatırlattın. Şimdi böyle bir adam. Çünkü ben bir şeyin adliye önünde bir kurşunlama meselesinde karısının arkasına saklanan Can Dündar gelmişti. Seke seke çaydan evet, geçer. Evet evet o gelmişti aklıma evet. Sen. Güzeldi o güzel tiyatroydu. İyi akıl ettin sen. İyi evet tiyatroydu. O Amerikan bayrağı meselesi doğru evet. Şimdi evet, şunun için söyledim onu. Hı. Onu da içeri aldıklarında ihaneti açık. İhanet içerisinde alayı da var, FETÖ'cüler de var. Çünkü var. Kaynak aynı. Ne diyoruz? Her zaman için merkez aynı merkezdir. Amerikan oğlanları. Kuklacı bir. Yani yanlış kuklalarda ise de. Bak, 28 Şubatçı Amerikan oğlanıdır. FETÖ'cü Amerikan oğlanıdır. Onun ürünüdür yani. Doğru. Merkez aynı merkez. Doğru. Darbeciler, postalcılar. Doğru. Tamam mı? Bu ülkeyi iki tane nişancı tüfeğine muhtaç eden alçaklar da Amerikan oğlanıdır. O siyaseti yapanlar da Amerikan oğlanıdır. Eski Hürriyet'i ve Doğan grubunun adamları da Amerikan oğlanıydı. Alayı. Ki onlardan bir tanesi Can Dündar'dır. Bazı kaçaktır, bazısı şimdi de biliyorsun siyasetten olmayınca 411 el kaosa kalktı, gitti yok. Tesis bilmem ne faciası yazı yazan tipoloji. Mikeros'ta bilmem Yunan Adası'nda çıplak geziyor şimdi o şey yazıyor. Magazin yazıyor. Neyse onlar da yaşasınlar. Ama bunu niye örnek verdim? Hatırlıyor musun o zamanlar çok kızmıştım. Can Dündar hapishanede diye gün koydular. 856, 857, 865. Evet, evet. 8 evet. Fazla tabii kaç. 15, 16 neyse. Neyse. Nöbet tuttular hocam. Doğru. Şimdi aynısını. İfrit oldu o zaman. Şimdi yani. Aynısını teleferik Antalya'daki hainin önünde nöbet tutulur ya. Antalya'daki teleferik cinayetinde nöbet tutuyorlar. Bir avukatın hayatını kaybetti. Ha. İyi verin de bir seyircilerimize bir hatırlatalım. Bak. Abi, bak mesajı görüyorsun değil mi? Orijinal Amerikalı oğlanım. Paketlenmiş. Hiç. Sek sek.
Sek. Tabii. Tertemiz yani. Sorsan da solculara. Ya en komik tarafı değil mi? Bu mu? Hocam sor bak bak. Can Dündar. Bak Uğur Dündar. Uğur'da babalık davası var. Ya neyse, evet o da sabahın başka bir manşeti. Bizim abi ya olabilir. Uğur Dündar'lar. Gayrimeşru çocuğu mu varmış? Evet. Öyle bilmiyorum. Davası sabahın öyle. Peki tamam. Mesela Cumhuriyet. Bak bak. Bir gün solcu ya bunlar. Ne demek sol? Sol. Antikapitalist. Anti-emperyalist. Evrensel. Doğru. Sol. Devrimci. Doğru. Amerikan karşıtı bak, demektir ya. Proleter devrimci. Sol. Falan şu sol ya. Neydi o şey buz rezansı vardı Gamze'yi gezdi. Böyle bak şu hareket sol. Tamam. Eşitlik, cinsiyet bilmem ne. Bak şunları alıyor Amerikan oğlanı. Çok enteresan bir şey ya. Yani. Ama bu da bir başarı. Yani bu da bir başarı. Bir şey. Sana karşıt görünenleri devşirebilmek Amerika'nın başarısı. Abi adı yok adam sana kendi yapmış zaten. Sana karşıt görünenleri. Ha doğru. O yani kılıf ambalaj güzel ya, anladın mı? Yani çıkış. Ambalaj şey şüphe uyandırmıyor bir ambalaj. Tek, bir tek şunu ayıklıyorum. Bunu da 3-5 tanesini tanıyorum diye değil yanlış anlama. Vicdanen söylüyorum. Eski sol tüfek abiler vardı ya. Mesela eski sağcı abiler gibi. Eski solcu abiler o dönemde yaşayanlar. İkisi de Türkiye'yi kurtarmaya çalışıyordu. Kötü niyet yoktu. Eski sol tüfek abilerden kastediyorum. Go home Yankees'lerden kastediyorum. Tamam. Diyebilenler. Hiç alakası satılmış. Ahlak ve şeref yoksunu. Bir sürü insan kendini solcuyum diye. Şimdi senin o bahsettiğin cenahın solcu isimlerinden biri. Şimdi bu şeyi anladık değil mi? Arsızlık. Sabah çok, gazetesi çok güzel manşet koymuş. Cahil bunu yapar. Çok güzel manşet koymuş. Şimdi bu adam bir avukatın hayatını kaybetti. Ailesiyle birlikte bayram tatili için. Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği teleferikte bakımı yapılmadığı ön raporla ortaya çıkan yeterli bakımı yapılmadığı. Abi evet, Ozan 3 evet. Kere bakım yapıldı diyor. Evet. Teleferikte hayatını kaybetti. 10 vatandaşımız yaralandı. 174 vatandaşımız da 22,5 saat boyunca kurtarılmayı bekledi. Senin o bahsettiğin sol cenahın... Çok özür dilerim. Bir şey de teyit edeyim. 31 Mart seçiminde aday olmadan önce teleferiği işleten Anet şirketinde genel müdürüydü. Ona geleceğim işte. Ha, orayı onu mu alacaktın? Tabii ya? Onu anlatacağım. Oraya geçiyorsun dedi. Daha da kimi tutacağını... İsmail Saymaz bak. İsmail Saymaz... Kepez'in intikamını teleferikle almak başlığı kullanmış. Yanlış duymadın. Yanlış duymadın. Tekrar ediyorum. Teleferiğin, Kepez'in intikamını teleferikle almak çözümlemesi yapmış mevcut durumda. Yani bu Anet'in genel müdürü iken bu bakımlarının yapılmadığı ifşa olan yeterli bakımlara. Bakım yapıldı, bakım yapıldı diyorlar ya. Dur. Hemen meseleye geleyim. Sonuçta sorumlusun kardeşim. Şimdi bak. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'den bahsediyoruz. Bu evet, kadar yaygara evet, bunun için evet, kopuyor. Nöbet tutuyorlar önünde. Mesut Kocagöz Kepez Belediye Başkanı olmadan evvel bir kişinin ölümüne sebep olan o teleferikin işletmesinden sorumlu Anet'in 5 yıl genel müdürlüğünü yaptı. Bakımını ve sorumluluğu. Her şeyini yaptı. Tamam. 5 yıl. Kimi alacağım peki başka? Olur mu canım? CHP'li biri alınabilir mi? Ya sen CHP'li bir belediye başkanı cinayet işlese göz göre göre ki bunun adı cinayettir. Sen onu tutuklayabileceğini mi zannediyorsun? Bu dava hukuki değil, siyasi diye yaygara koparmayacaklarını mı zannediyorsun? Sesi fazla çıkanın haklı olduğunu düşündüklerini mi zannediyorsun? Ya bak bir şey, bak yani... Oh tabii insan böyle bazen şişiyor. Ya dediğin gibi bakımını yapan, bakımından sorumlu değil mi? Ne yaparsın bir yerde? Mesela yangın çıktı bir yerde. Hı hı. Değil mi? Hı hı, hı hı. Mesela 30 kişi öldü içeride yangından dolayı. Tadilat sırasında mesela. Evet. Ne yaparsın? O tadilatın izni, o izni veren, işletmenin izni veren belediye. Evet. Bunları sorgulamaz mısın? Ne yapacağım? Mesela İstanbul göbeğinde oldu bu. Ne yapacağım? Sırbistan'a mı gideceğim sorgulamak için? Gideceğim İstanbul'daki belediyeye. Doğru mu hocam? Doğru. Belediye bunu kim izin verdi? Bakım ve tadilat sorumlusu kim? Değil mi? Kim neye sebep oldu? Hangi şirketti? Bunları alacaksın, sorgulayacaksın. Gerekirse... Çok da ortadaysa bu kişiler daha önce olduğu gibi nasıl ortadaysa
bakımından sorumlu ki bu şirket. Kenan Bey sensin. Gel bakalım buraya. Ama İsmail Saymaz'a göre sen Kepez'in intikamını alıyorsun. Yerel seçimde ha. Kepez'i kaybettiğin için. Tamam. Bu teleferin. Ya abi. Ya, kimse bak. Kimse İsmail daha önce. Bak. Şey, bu hatırlıyor musun jacuzzi meselesini? Bu cehalet. Konuşmadık hiç biliyorsun. Evet. Hiç konuşmadık çünkü evet. Bir bayamdan önce. Evet. Ben yoktum daha doğrusu. Konuşmuş tamam. Olabilirsin bilemiyorum. Tamam. Konuşmadık. Ne yazdı onunla ilgili? Bu alçakça iftira atıldığı zaman. Hani efendim başkanlık katında bir jacuzzi var. Bir kelime yazabildi mi? Yok. Yalan ortaya çıkınca. Ya bunların adı hepsi... Adı timsah bu adam ya. Tam timsah ha. Sosyal medyaya jacuzzi ya. Yazıp çıkan ilk görseli işte Sancaktepe Belediyesi'nin başkanlık katı diye paylaşan yalancı bunlar. Ya çok alçakça ya bir şey. Ya bunlar yalancı. Ya yalancı diyorum daha ne nasıl evet. ifade edeyim? Doğru. Yalancı bunlar. Bunlar yalancı. Bu kadar. Çok az vaktim kaldı. Ya bu insan şunu kabul edemiyor Mersin yani. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin barına götüreceğim seni. Bu arada alkol sağlığa zararlı. Evet. Aynı zamanda bunun haramdır. Altını kalın kalın çiziyorum. Ben de bu uzatıyorum. Haramdır. Ama sağlığa da zararlıdır. Evet. Herkesin inancı kendini ilgilendirir. Müslüman hak bunu söylüyor. Herkesin inancı kendini ilgilendirir. Doğru evet. söylüyorsun. Bizim inancımız da haramdır. Doğru. Ama aynı zamanda da dünyadaki bütün sağlık otoritelerinin belirttiği üzere... Mücadele eder tüm dünya. Sağlığa zararlıdır. Evet. Buyurun bir verin arkadaşlar. Bir verin şöyle. Görüntü oynasın sadece yani. Hani derdim o şeyim o. Var mı görüntümüz? Heh. Evet. Bak görüyorsun böyle. Hizmet açıldı. Tabii. Mersin. Bu ilk aklıma şey geldi. Mersin'de yeniden Refah Partisi... seçmeni var mıdır acaba diye. Yeni Refah git oraya işte güzel eğlenecek işte sizin için tamam yaptı. Koy kenara. Hadi şimdi... güzel bak gençler işi gücü bırak elini al cep telefonunu akıllı telefon. Hani var ya sana telefon alacağım ellemeli. Tamam ellemeli telefonunuzu alın böyle. Otur barında bak işte Türk gençliği birinci vazifem barlarda oturup cep telefonunda oynayarak. Çok latte. Çocukların orada İçki sağlığa zararlıdır. Hadi İçecekleri hocam, buzlu frappuccino ya da latte. İçecekleri skim milk. İki içki. İçin. İki içkiyi niye böyle sorun haline getirdin? Hizmet. Anayasa 58. maddeyi getirdin. Aynısı adıyım. Anayasa 58. maddeyi bir görebilir miyim arkadaşlar? Aynısı anayasa, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası madde 58. Devlet gençleri alkol düşkünlüğünden. Bak kalın kalın çiziyorum. Devlet. Ki Mersin Büyükşehir Belediyesi de bir devlet organıdır. Bunu da hatırlatmak isterim. Tabii. Gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır. Burada bir anayasal suç işleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu yapmış olduğu hizmet anayasanın 58. maddesine... Bana göre aykırı. Hukukçu tabii. değilim. Bunu ya mutlaka hocam, hukukçular yani, değerlendirecektir. Hocam, kusura bakma. Sen aydınlanmacı, çağdaş, laik bir adam değilsin. Sen özgürlük anlamazsın. Bu adamlar anlıyor. CHP anlıyor. Aynısı Adıyaman'a bekliyorum. Aynısı Kastamonu Bartın'a bekliyorum. Tamam. Ve Bartın Kastamonu Belediye Başkanları. Tamam. Lütfen Adıyaman. Cumhuriyet Halk Partisi tinetine, cibilliyete uygun bir şekilde bar açın, disko açın. Değil tamam. hocam? Başka bir türlü gençleri rahat bir şekilde. Hatta hatırlıyor musun? Nevşin Mengü'yle bir hazırlayın. Hatırlamışsın. Bir ismi de vermeyeyim tabii şey. Zaten protesto. Bilmem ne içki markası. İçecek derken gazlı içecek. Tamam. Markasının bir festivali vardı. Yıllar önce Star'da yazarken de bu konuyu yazdığım için çok iyi hatırlıyorum. Yani teeddüp ediyorum tabii. Bir sürü bizi izleyen bir sürü kadınlar çocuklar da var. Bir rock konseri yapıldı. Rock konserini yapan gazlı içecek. Tamam. Peki. İçmediğimiz, protesto ettiğimiz. Tamam. Tamam. Orada hatırlıyor musun ne dağıtılmıştı? Dağıtılan şeyi. Evet. Ya bunu konserde dağıttı. Dedim ki o zaman isyan ettim. Dedim ki bak arkadaş oraya giden 15, 16, 17 yaşında ergenler, gençlerimiz var. Daha 18 yaşa gelmemiş. Su gibi alkol aktı. Ve arkasından da işte bir sürü kondom falan dağıttılar. Neyse. Ve düşünebiliyor musun? Ben o zaman dedim ki bak bu ahlaki bir çöküntüdür. Japonya. Örneği de Japonya'dan vermiştim hatırlıyorum. Japonya diyor ki eğer gelecek yüzyılımızı kurtarmak istiyorsak, gelecek yüzyılımızı tamam. kurtarmak istiyorsak Japon toplumunu alkolde uzaklamamız lazım. Bir Nevşin Mengü'yü bir 30 saniye bir verin arkadaşlar bir verin. Yine saçı ıslak mı kalmış? Ver. Genç insanlar kanı kaynıyor. İki normal şartlar altında iki tane bira içecek evine gidecek.
yapmasını kısıtlarsan sen insanların, bu sefer bu başka yerden patlıyor. Daha kötü alışkanlıklarla kendisini gösteriyor. Dolayısıyla bu marifet değil. Bak. Tam da tepki bak. Gösterdiği insanların zihniyet bu işte. Bak. Bize her şey serbest. İster Maldivlere gideyim, ister ıstakozlar yiyeyim, ister yeri geldi onu da söyleyeyim o zaman. Bulduğumuz oligarşide siz sosyal medyayı meşgul eden ıstakoz meselesi, sosyal medyayı meşgul eden Maldivler meselesi. Her ne kadar yapanların bu amacı taşımadıklarını düşünsek de, ki Şebnem Bursalı meslektaşımızdır, tanırız. İşte Hüseyin Filiz isminde bir eski milletvekili var, Çankırı milletvekili. O da Maldivlerden fotoğraflar paylaştı. Her ne kadar yapmak istediğiniz bu değilse de işte buna malzeme oluyorsunuz. Bu hiç hoş olmadı, hiç iyi olmadı, hiç de yakışmadı. Bunu da söylemiş olalım ve çok saktık, bitirmek zorundayım abi. Peki, peki. Günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiyse kahvola. Güzellik.